İyi akşamlar değerli Olay TV izleyenleri. Bir bakış açısı programında da karşınızdayız. Gündem gerçekten sıcak. Gerek iç gelişmeler gerekse dış gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump İran'la nükleer anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı. Ardından Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önce Suriye topraklarından İsrail'e fırlatılan roketler söz konusu. Daha sonra da İsrail bu saldırıya karşılık savaş uçaklarını havalandırdı ve Rusya'nın açıklamasına göre 70 füze ateşlendi İsrail'den Suriye'ye yönelik. Bu saldırıda Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 23 milisin öldüğünü açıkladı sevgili izleyenler. Yine süper güçler de bu olay karşısında cepheleşti. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in yanında olduğunu açıklarken Rusya İran'la ilişkilerini daha sıklaştıracağını ifade etti. Dış gelişmeleri bu şekilde özetleyebilirken içte de önemli gelişmeler var. Malum artık meydanlar yavaş yavaş ısınıyor. Cumhurbaşkanı adayları netleşti. 100 bin imza barajını 3 genel başkan aştı ve onlar da artık yarışa dahil oldu diyebiliriz. Ne dedik? Meydanlar ısınıyor. Muharrem İnce bugün Hakkari'deydi. Elbette bunu da konuşacağız. Ancak önce dış gelişmeleri ele alacağız. Her zamanki gibi Doktor Can Ulusoy'la birlikte. Can Ulusoy, Donald Trump aslında sinyal veriyordu. İran'da nükleer anlaşmayı feshedeceğine yönelik. Ancak İran'da nükleer anlaşma imzalayan diğer batılı ülkeler bunun doğru olmadığını söylüyordu. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin sanki bu hadiseye temkinli yaklaştığını gösteren bir işaret olarak yorumlandı. Ancak Trump resmen İran'la yönelik nükleer anlaşmayı iptal etti. Bunu nasıl yorumlamalıyız? Trump neden böyle bir hamle yaptı? Zaten biliyorsun, hep konuşuyoruz yani. Trump iktidara geldiğinden beri artık İran meselesi onda hani takıntı kavramını bile aşan bir durumda. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şahinlerle İsrail zaten Orta Doğu'da esas sıranın, yani esas vurulması gereken, parçalanması gereken gücün İran olduğunu düşünüyorlar ve bu konuda kararlılar. Tabii aslında İran ve Türkiye'yi birbirinden ayırmak mümkün değil. Yani İran'ın başına gelebilecek her türlü felaket dolaylı ve doğrudan, yani tek dolaylı değil, dolaylı etkileri zaten mutlaka olur ama doğrudan da Türkiye'yi etkileyecek. O açıdan bizim için çok önemli. Yani şu seçim hengamesi sırasında maalesef öne çıkmıyor ama aslında bütün Cumhurbaşkanlığına aday olan liderlerin dört başı mamur bir şekilde bu İran-İsrail meselesiyle ilgili toplumu bilgilendirici ve doyurucu, aynı zamanda da iktidara geldiklerinde nasıl bir tavır ortaya koyacaklarını ilan etmeleri lazım. Neden? Çünkü yani seçimler olur gider. Yani tabii. Oysa ki büyük resmin karşısında alınacak tutumlar önemli. Yani şimdi beklemediğimiz bir şey değildi. Fakat bazı kavramlar müthiş iyiliş edilmiş olmasına rağmen ve özellikle medyanın, yani görsel medyanın her şeyi gözümüze sokarken aynı zamanda da her şeyi unutturan bir vasfı varken siyasetin bu meselelere göz ardı etmesi toplumda çok büyük bir hazırlıksızlığa neden olur. Bak, gelişmelere bakalım. Nerede Suriye'deki kimyasal silahlar? Hala ispatlanamadı. Hani ne oldu Doğu Guta'da? Şimdi Türkiye maalesef biliyorsun bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den yana taraf oldu. Hatta Türkiye'de Müslümanım diyen bazı adamlar Amerikan'ın attığı füzelerin henüz gönüllerini yeteri kadar soğutmadığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Şimdi bu şartlarda baktığımızda ikinci bir uluslararası hukuk ihlali değil mi? Yani P5 artı bir ülkeleri dediğimiz ülkeler bunlar. Bir araya geldiler. Kim bunlar? Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üye ülkesi artı Almanya. Niye? Çünkü Almanya'da Avrupa'yı temsil ediyor esasen. Ve bir uluslararası anlaşma imzaladılar. Şimdi
Amerika Birleşik Devletleri diyor ki tatmin edici bir gerekçe koymadan ben çekiliyorum ve eski ambargoları yeniden daha da şiddetlendireceğim. İran'ın güçlerini Suriye'de vuracağım. İran dünyada teröre en büyük destek veren ülkedir. Çok soyut bir iddia. Şimdi birincisi bölgede terörü finanse eden ülkeler Körfez'de. Bölgede terörü silahlandıran ülkede Amerika Birleşik Devletleri. Yani PKK'yı ne kadar silahlandırdığını biliyoruz. IŞİD'in kontrolünün de Amerika'da olduğu artık bütün dünyanın gündeminde. Ve uluslararası terör, yani ülkeleri istikrarsızlaştırma ve daha sonra operasyonlarla değil mi oralara müdahalede bulunma girişimlerinin arkasında Pentagon ve CIA var. Yani İran değil, İran tam tersine bölgedeki ulus devletlerin direndiği safhada onlarla işbirliği yapıyor. İşte Irak, Suriye, İran direnirken. Bir de yani terörden bahsedilecekse kendisi tamamen bir terör devleti olan İsrail var ortada. Fakat yani Türkiye'den de şöyle ağız dolusu iyi bir açıklama gelmiyor. Şimdi şeyi görüyoruz. Yani Sayın Tayyip Erdoğan söyledi işte Amerika bundan daha işte kaybederek çıkacak. İşte İran'a yanlış buluyoruz. Bugün Ruhani bir telefon görüşmesi yaptı. Şimdi bak bunlar yetmiyor. Amerika bunun Zarrab olayında da gördük. Uluslararası bir karar yok. Yani Birleşmiş Milletler kararı yok. Amerika diyor ki ben ambargo koyuyorum. Herkes buna uymak zorunda. Ya, hani bir şey Birleşmiş Milletler kararı olur. Uymak zorunda olursun. Ondan sonra Amerika kendi koyduğu ambargoya uymadığın için seni cezalandırmaya kalkıyor. Ya, bu tamamen artık bir kabadayı mafya sistemi haline geldi. Şimdi bak Türkiye'nin burada alacağı tutum çok belirleyici. Çünkü Türkiye veya Türkiye'yi yönetmeye talip bütün partiler bu konuda ne kadar sağlam dururlarsa Türkiye'nin geleceği açısından o kadar mühim. Şimdi AK Parti'nin son dönemde yaptığı benim hata olarak gördüğüm bir şey var. Yani çok boyutlu dış politika izlemek başka bir şeydir. Yani reel politiği göz önüne alan herkes çok boyutlu bir dış politika izlemek zorundadır zaten. Fakat hep söylüyorum ya geldiğimiz aşamada hiçbir ülkeyi böyle aynı anda idare edebilirim ve aradan sıyrılırım diyebileceğimiz bir dünyada yaşamıyoruz. Yani uluslararası hukuk göz göre göre ayaklar altına alınıp ülkeler füze saldırılarına uğruyor. İşte İran'la yapılmış olan anlaşmalar, İran bugüne dek o anlaşmayı bozacak hiçbir davranışta bulunmasa dahi keyfen yırtılıyor ve Suriye'de Suriye devletinin davet ettiği İran güçleri vuruluyor. Tıpkı Irak'a yıllar önce yaptıkları muamelenin bir benzerini İran'a yapmaya çalışıyorlar. Zaten ama bu senaryo işte, çok benzer bir senaryo. Irak'ı bir felakete sürüklediler, Suriye'yi sürüklediler, işte İran'ı sürüklemeye çalışıyorlar. Fakat Türkiye'yi yönetenlerin bilmesi gerekiyor. İran'ın felaketi Türkiye'nin felakettir. Bu ikisini birbirinden ayıramazlar. O yüzden yani Türkiye'yi yönetenlerin biz herkesi aynı anda idare ederiz. Yani uluslararası hukuku çiğneyen ve hiçbir şekilde kanıt olmadan Suriye'nin başına bombalar yağarken alkışlayalım. Ama işte İran'a ambargolar konulunca yanlış yapıyorsun Amerika diyelim. Ama bu ikisi aynı planın parçası. Yani bir resim toplu olarak görünür. Yani filin hortumunu tutmak, kuyruğunu tutmak gibi bir şey Türkiye'nin dış politikası. Oysa ki Suriye'ye yapılan o müdahalede PKK'nın güçlendirilmesi de efendim İran'a yönelik ambargoların tekrar konulma kararı ve İsrail'in saldırganlığı bunların hepsi aynı plan. Yani şunu deme lüksünüz yok. Efendim ben orada İsrail füzelerini desteklerim, burada İsrail füzelerine karşı çıkarım. Nasıl oluyor? Olacak? O zaten aynı planın parçası. O yüzden Türkiye bu konuda daha samimi ve kararlı. Şimdi soru şu. Yanlış bulmak ayrı bir şey. Amerika ambargoları koyarsa Türkiye buna uyacak mı, uymayacak mı? Bak, Amerika ve İsrail'in saldırganlığını kim finanse ediyor? Suudi Arabistan. Ne dedi? Sen söyle.
İran'a konulacak ambargolar nedeniyle ortaya çıkacak olan petrol arzındaki düşüşü ben telafi ederim. Doğru. Suudi Arabistan'dan ilk açıklama buydu. Evet. Ve tamamen arkasında İsrail'i. Hı hı. Şimdi ya amaç İran zarar görsün, ben bunu karşılarım diyor. Ve aslında yani, petroldeki o gelişme Suudi Arabistan'ın da aleyhine. Ve bak mesela İsrail'in ve Amerika'nın attığı füzeleri içini serinletmeyen, kendisine Müslüman zanneden adamlar Mekke'ye kilise açılmasını kabul etmek üzere Suudi Arabistan. Kardeşim, belli yerlerde dinler arası diyalog, dinlerin kardeşliği diye bir şey olmaz. Vatikan'a cami açamazsın. Mekke'ye de kilise kuramazsın. Bu kadardır. Orası Kudüs değil. İstanbul'da değil. Yani oralar nasıl ki Vatikan'da cami olmuyorsa Mekke'de de kilise olmaz. Mekke'ye kiliseyi koymak demek İslam'ı kendi can evinden vurmak demektir. Ve Orta Doğu'daki hiçbir olay tekil olarak incelenemez. Yani efendim işte Suriye bölünmesin ama Esad şöyle olsun. Efendim İran'a ambargo konmasın ama bu da böyle olsun. O devir geçti. Bak Türkiye artık saflar çok belli. Türkiye arada derede duramaz. Batı'nın kendisi bile bunu yapmıyor. Mesela İngiltere ne kadar net tavırlar koyuyor. İran meselesinde de Amerika'ya karşı net tavır koydu. Almanya net tavır koyuyor. Türkiye'nin 10 kat daha net durması gerekiyor. Neden? Türkiye'nin ekonomisi iyiye gitmiyor. Türkiye'nin dış açığı çok yüksek. Türkiye dünyanın en pahalı petrolünü ve gazını kullanıyor. Tabii. Dolar, euro sürekli artıyor. Faiz baskısı altında yatırımın olması mümkün Türkiye değil. Türkiye bir dönem cari açığını İran'la yaptığı ticaretle kapattı. Evet. Çok büyük bir açık. Şimdi Türkiye'de o açığın yeniden kapatılması için, petrol fiyatlarının düşmesi için en kritik olan şey İran'la olan işbirliğini arttırmak. Tabii. Fakat Türkiye mesela eğer doğruysa çok yanlış, İzvestiya gazetesi bugün yer vermiş. Rusya. Evet, Rusya'nın Çin-Astana görüşmelerine katılmak istiyor. Türkiye itiraz ediyormuş. Niye? Çünkü Esad'la ilgili üstündeki baskı artar. Oysa ki Çin Orta Doğu'ya bir şekilde artık sırtını dönemeyecek hale geliyor. Çünkü Amerikan-İsrail saldırganlığı çok had safhada. Şimdi bu şartlarda Türkiye'yi artık hem öyle hem böyle götürebilmenin imkanı yok. Neden yok? İran'ın doğal gaz ve petrolünü İran'a sattırtmayacaklar. Tabii. Neden? Çünkü İsrail ve Rum kesimi Akdeniz'deki doğal gazı dünyaya sevk edecek. Ve bunu Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok ederek, Türkiye'yi de tamamen bypass ederek yapacaklar. Ondan sonra da İran'da bir ekonomik çöküntü yaratıp orada bir ayaklanmayla... Hayır, bu Türkiye'de de İran'ı parçalayacaklar. Hatta İran'a hava saldırıları falan düzenleyebilir İsrail. Türkiye'nin ekonomisi bu durumda ne olacak? Bir. İki, yani Suriye ile zaten kötüyüz. Mısır'la da kötüyüz. Ya hiç olmadı... Değil mi? Ya Mısır'ı oradan çekmeye çalış. Mısır çok önemli. Ya Mısır'ı oradan çekmeye çalışırsan hiç olmadı Rum kesimi ve İsrail'i daha zora düşüreceksin. Ya Mısır'ın da Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri son derece iyi. Ama Rusya'yla da iyi. Yani önemli bir ülke ya. 90 milyonluk büyük bir askeriye sahip bir ülke. Kazanılmasından yani. Yani biz şeyiz yani. Böyle işte Esad'la ilgili Amerika ile olalım. Şeyle ilgili Suriye'nin bütünlüğünde Rusya ile olalım. Bu politikalar böyle gitmiyor. Çünkü Türkiye'nin, İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin kaderi ortak. Büyük resim. Yani Amerika'nın ve İsrail'in bütün aldığı pozisyonlar o büyük resme göre. Sen resmin bir orasına bakıyorsun, bir burasına bakıyorsun. Şimdi bu şekilde Türkiye yönetilemez. Bu seçim öncesi temkinli politikanın bir yansıması da olabilir. Yani seçimden sonra Türkiye'nin dış politikasını görmek gerekir diye düşünüyorum. Bak. Yani çok riskli bir zemin var şu anda. Şimdi Mustafa'cığım, Türkiye sağlam bir şekilde belli yerlerde direnirse, yani buradan mesela özellikle AK Parti,
bu seçim açısından kendisi için de bir Amerika avantaj. Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik risklerini de göz önünde bulundurmak ya, gerekir. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan kişi Türkiye'nin garantörlüğünü ortadan kaldırmayı kabul ediyor Mustafa Akıncı. Çok ilginç bir şey. Ya bu seçim beklemez. Bu seçim beklemez. Yani Amerika'nın Türkiye'ye yönelik tehditleri açısından söyledim. Yani iktidar partisi bunu düşünüyor olabilir. Hayır, onu bilemem. Fakat iktidarıyla muhalefetiyle burada hepsini, muhalefetten de duymuyoruz yani. Ha, bir bildiğim Temel Karamollaoğlu konuyla ilgili bir şeyler söyledi. Doğu Perinçek bir şeyler söyledi. Meral Akşener'in hiç sesi çıkmıyor. Çıkmıyor. Evet. Muharrem İnce bu konularla çok alakadar olmuyor. Değil. Tayyip Erdoğan'dan da hani devlet başkanı tabii ama biraz zoraki açıklamalar. Evet. Tabii Türkiye'ye de müthiş bir ekonomik saldırı var. O i̇şte ekonomik saldırı karşısında temkinli duruyor. Fakat bu ekonomik saldırı hep Amerika olacak. Birleşik Devletleri'ne eyvallah ederek atlatılabilecek bir durumda değil. Bu ekonomik saldırı ancak işte Çin'den gelecek büyük yatırım, İran'la ticaretin gelişmesi bunlarla açılır ve bak İran'la ticaret yapmak isteyen diğer ülkeler kim? Bütün Avrupa, Almanya en başta. Tabii. Neden? Çünkü zaten Rus doğal gazına bağımlı olmak Avrupa'yı yeteri kadar zorluyor. Alternatif istiyorlar. Ve İsrail ile Amerika'nın başlarına daha çok bela olmasını istemiyorlar. Amerika demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Ama Amerika neyi istiyor? Hayır, İsrail'in dağıtacağı gaza bağlı olur. Sadece enerji değil, kamuoyunda çok gündeme gelmiyor ama Türkiye'ye en fazla turist gelen üçüncü ülke de İran. Yani böyle bir turizm potansiyeli de var. Çok müthiş turist geliyor onlardan. Ve o herkes Körfez ülkelerine gözünü dikmiş ama hayır, İran. Hayır, gitgide yükseliyor da. Yükseliyor da, evet. Ya bak şimdi. Yani sadece ortaklığımız enerji konusunda sınırlı değil. Ya Türkiye. Rusya, Almanya, ondan sonra İran geliyor. Ya Türkiye şöyle bir zanla hareket ederse çok yanılır. Yani Suriye'nin kuzeyinde Amerika ile anlaşıp orada Suudi Araplar, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye filan bir Sünnistan, bir Sünni koridor. O iş geçti artık. PKK'yı onun içinde eritme. Suudi Arabistan tam anlamıyla şu anda Türkiye düşmanca bir politika izliyor. Ama yani çok o net. Şey. Yani hiç. Hayır, yani şöyle. İşte İran'ı kesecek bir hat. İşte PKK'yı da lav ederler. YPG'yi. Orada bir Sünni hat koyarlar. Kürtleri bunun içinde eritirler. Bu planlar yaşamaz. Niye yaşamaz? İran çöktüğü anda artık bölgede dizayn edilecek ülke Türkiye'dir. Ve hatta şunu söyleyelim. Yani İran'a düşen her bomba Türkiye'ye düşüyor. Türkiye'nin bunun farkına varması Irak, lazım. Suriye, İran ve son tahlilde Türkiye'ye. Hayır, zaten Türkiye'yi aynı anda vuruyorlar. Yani Türkiye'ye şu an ekonomik olarak verilen zararlar çok büyük. Büyük. Yani düşün bak, öyle bir sıkışma var ki Türkiye'de. Yatırımlar artsın diye faizleri düşürmeye çalışıyorsun. Faizleri düşürmeye çalıştığında dolar yükseliyor. Niye yükseliyor dolar? Çünkü faiz düştüğünde para kaçar. Tabii, aynen öyle. Fakat faizleri düşürmezsen yatırım gelmiyor. Yatırım gelmiyor. Faizleri yükseltince de dolar. O zaman sual. Kardeşim, ne zaman karma ekonomiye geçeceksiniz? Demek ki üretim yapabilmek için devlet müdahalesi, devlet teşviki şart. Bu böyle konut faizlerini indirerek olmaz. Şeker fabrikalarını satarak da olmaz. Tabii. Ha, yani konut faizlerini indirdin seçim öncesinde. Bir de biner lira veriyorsun. Bunlar da bütçeye yük. Ya ha şunu diyebilir, efendim onu biz veriyoruz fakat insanlar da tüketim yapacaklar, alacaklar, edecekler. Bunun bir önemi yok. Kritik olan yani şu. Geçici bir rahatlama getirir. Ya ne olacak ki? Ama 1000 lirayı kaç günde harcanır? Kritik olan şu. Türkiye'nin üretim ekonomisine geçmesi lazım. Türkiye, Orta Doğu'nun büyük hesaplaşmalara gittiği, bak hep onu vurguluyorum. Yani biz şuna bakıyoruz. İşte Fırat Kalkanı'nı yaptık, efendim şeyi yaptık, Zeytin Dalı'nı yaptık. Hep bu programda uyarıyorum ya. Bölge uzun yıllar sürecek çatışmalar doğuruyor. Gebe filan değil, doğuruyor. Bunu ve net bu bir sürecek. Şekilde görüyoruz. Yani ve İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sıcak savaşa döneceği gün gibi aşikar. Bunu hep vurguladık. Senin bu süreci atlatabilecek bir ekonominin olması şart. Bunu da para kaynakları üzerinden yapamıyorsun. Çünkü sıcak parayı tutabilmen için yüksek faiz yapman gerekiyor. Bu ülkeyi kemiriyor. Yapabileceğin tek şey var, Türkiye'deki bütün atıl kaynakları harekete geçirmek, tüketimi değil,
tasarrufları arttırmak ve bu tasarrufları özel sektör devlet işbirliğiyle yatırıma dönüştürmek ve bir direnç sağlamak. Abi, yani bir iki yıl diş sıkmak gerekiyorsa da diş sıkılsın. Ha, burada da popülist olmaya gerek yok. Ülkenin, ki şunu söyleyeyim, o bir iki yıllık diş sıkmadan sonra o zaman ülkenin önü çok hızlı açılır. Yani İslam alemi en karanlık dönemlerinden birine giriyor. Tabii hani fecr vakti vardır İslam ya. İslam aleminin de bu kadar bölündüğü bir dönemi de tabii, ben yakın tarihte hiç hatırlamıyorum. Bir şey vardır hani şafağın öncesi en karanlık andır. Hı-hı. Yani bazen en karanlık an tam güneşin doğacağı andır. Ama yakındır güneşin doğacağında. Böyle bir güneşin doğabilmesi için tarihsel manada esas rol bugün Türkiye'de. Fakat ya biz öyle tartışmalara odaklandık ki bu seçim sürecinde de işte tamam, devam, o, bu filan, yani diyorum ya şey trajedyası bitmiyor. Hani olmak ya da olmamak trajedyası bitmiyor Türkiye'de. Ya oysa ki hani Uğur Mumcu'nun bir sözü vardır ya, Türkiye'nin hiçbir zaman C planı olmamıştır, hep ABD planı olmuştur. Yani şunu ortaya koyacak, ya benim ilgilendiğim mesele o. Suriye'de ne tavır alıyorsun? İran meselesine ne tavır alıyorsun? Irak'ta ne tavır alıyorsun? Bugün içeride özgürlükler, demokrasi, adalet, bunların hepsi çok önemli. Asla reddedemeyiz. Niye? Çünkü bireylerin hayatını direkt ilgilendiriyor. Ama bütün bir bölge çok büyük hesaplaşmaların tam düğümlendiği yerdeyken ve bütün bir milletin kaderi, istiklali, istikbali buralarda ki tavırlara göre belirlenecekken, ya şöyle hani derli toplu bir dünya okuması üzerinden bir siyaset ortaya koyma olgunluğu yok. Popülizmler savaşı. Yani şimdi bu popülizmlerle nereye gider? Bak, İran çok ciddi bir devlet. Değil mi? Çok iyi bürokratları var. Fakat iktisadi zayıflık bu kadar, yani 5000 yıllık devlet kültürü ve son derece iyi yetişmiş bürokratlara rağmen nasıl zorlanıyor? Ama onlar da üretim ekonomisine geçmek için çok ciddi hamleler yapıyorlar. Ha, yapıyor yani, ama yani bir de müthiş, şimdi bak İran'ı... Yani o müthiş teşvikler var sanayi. Var ama bak altyapı berbat. Gelmesi için. Şimdi evet, ben abi. İran nasıl... Yaz geç kalınmış ama çok ya uğraşıyorlar bunun için. Bak İran'a gidersen, giden yurttaşlarımız bilir, gitmeyenler gitsinler, güzel de bir yerdir. Şimdi şunu görürler. Türkiye'nin 30 yıl evvelki hali. Kesinlikle. Sanayi yani şey, yerlerde sürmüyor. Altyapı yok. Yok, aynen. Yani petrol gazını çıkartacak, onu ucuza çıkartamıyor, teknoloji ama yok. Yıllardır Batı'nın ambargosu altında ya, inim inliyorlar. Müthiş yani bir ya şey, önce Irak'ı saldırttılar. Ardından ambargolar koydular. Tabii. Sebep ne? Yani İran'ın petrol ve doğal gazı. İlaç bile alamıyorlardı. İlaç ithalatı bile. Yani İran'ın petrol ve doğal gazı İran halkının olacak. Tabii. BP'nin, Shell'in falan olmayacak. Yani İran bunu dediği için. Petrolleri millileştirildiği bu, için bu başka bir şey. Ya Musaddık'ı da bundan devirdiler. İran İslam devriminde bu yüzden boğmak istiyorlar. Yoksa rejim şuymuş bu, ilgilenmezler onunla. Suudi Arabistan'ın rejimi kadar sakil bir rejim olmasın evet, ortada. Evet. Şimdi o yüzden. Düne kadar araba kullanamıyordu. Tabii o yüzden Türkiye'nin kaderini belirleyecek bütün bu olaylarda Türkiye'deki direnci kim temsil edecek? Bunu görmek lazım. Ama ben şunu net olarak söyleyebilirim. Bu ekonomiyle direnilmez. Bu ekonomiyle direnilmez. Ama milli ekonomiye geçmek için, yerli savunma sanayiye geçmek için atılan adımları da görmemezsin. Ha, onları bak, her program söyledik. Yani yerli, şimdi orada hiç yerli hakkı sanayi... Orada hiç hakkını yemiyoruz. Savunma sanayi, yerli savunma sanayi geçmek için çok ciddi adımlar atılıyor. Tabii, orada hiç hakkını yemiyoruz ama benim ilgilendiğim konu şu değil. Ya o teferruat, olursa olur, olmaz. Şimdi efendim Beştepe'yi üniversite yapacağız. Ya yap yapma yani. Beştepe'yi üniversite yaparsan Türkiye'de bilim ayağı falan kalkmıyor. Üretmeyen bir ülkede bilim ne işe yarayacak? Tabii. Yani şimdi Güney Kore'de bilim işe yarıyor. Değil mi? Teknoloji üretiyorlar. Teknoloji var. Asya'da yarıyor. Niye Çin'in üniversiteleri şu an dünyanın en gelişen üniversiteleri üretiyor? Yani Beştepe'yi olduğu gibi üniversite yapsan, bu ülke üretmiyorsa ne yapacak ne yani oradaki öğrenci? Zaten memleketin her köşesinde üniversite var. Yani
tartıştığımız şeyler ve bütün bu kültürel gerilimlerimiz, yani işte seküler, laik, sol, sağ falan. Bütün hepsi bu, ekonomik. Hepsinin ya, temelinde hayır, ekonomi bunlar, yatıyor. Bütün bunlar o kadar teferruat meseleler ki şimdi. Ama her şeyi bunlar belirliyor. Şimdi muhafazakarlar... Bu tartışmaların hepsinde ekonomi yatıyor. Hayır, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Bak, şimdi şu var. Bu iş şaka değil. Yunanistan'ın elindeki modern silahlar şu an Türkiye'de yok. Niye? Bize vermiyorlar. Tabii. Yunanistan'ın elindeki son silah envanteri Türkiye'de yok. Türkiye'den daha yüksek teknoloji. Türkiye'ninki sayı olarak kabarık ve savaş deneyimi var bizim ülkemizin. Ama nerede bir ulusal savunma sanayi hamlesi yapıyorsak orada fark yaratıyoruz. İşte Ataklar, Altay tankları. Yani Türkiye askeri sanayide, gıda güvenliğinde, şimdi savaşlara giden bir dünyada en önemli şeydir. Gıda güvenliğinde. Efendim ve rekabetçi olabileceği dünyada, değil mi? Birkaç tane ürün seçip en azından onlarda ciddi tavırlar alması lazım. Yoksa efendim üniversitede bilimin kalitesini şöyle arttıracağız. Ya arttıracağız da kardeşim nasıl arttıracaksın? Yani nerede istihdam edeceksin? Efendim işte çok iyi Ar-Ge'ler kuralım da böyle bir yatırımın yok. O yüzden yani AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, işte İyi Parti kim varsa böyle tabii siyaset öyle olmuyor ama hani benim arzu ettiğimi söylüyorum. Şu dünyanın ve bölgenin hem halini doğru bir şekilde analiz edip ya şunu yapmak zorundayız şeklinde bakalım bu seçim sürecinde bir açıklama yapacaklar mı? Yoksa bir vizyon ortaya koymaları gerekiyor. Ya bunlar zaman gerekiyor. Kaybı. Şeyle çok ilgileniyoruz. İşte o yönetsin, bu yönetmesin falan değil. Ben politikaya bakarım, programa bakarım. Yani A kişisi, B kişisi değil mesela. Program. Nerede programlar? Ha işte efendim seçim beyannameleri hazırlanıyor, ediliniyor falan. Ya şimdi vaat başka bir şey. Ya bu ülke ev araba vaatleri de duydu. Tabii. İki anahtar. Her şeyi vaatlerin içine koyabilirsiniz. Her şeyi beyannamenizin içine koyabilirsiniz. Ya temennide bir şey yok ki. Ama ucu açık. Bölgenin hakikatleri var. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırganlığı Türkiye'nin seçimleri bir bitsin, bir hükümeti yerine otursun da biz ona göre bölgede tavır alalım demiyor. Tabii. Hemen harekete geçiyor. Harekete geçiyor işte vuruyor. Ve maalesef Türkiye'de toplu, hani resmi, büyük resmi görüp ona göre tavır alan bir siyaset ortaya çıkmıyor. İşte çıkmadığı son Suriye saldırısına destekten belli. Peki hemen buradan istersen siyasete geçelim. Geçeceğiz. Toparla. O yüzden Türkiye'nin bu seçim tartışmasının haricinde esas enerjisini vermesi gereken konularda hiçbir şekilde ayak sürmemesi lazım. Bu muhalefet için de geçerli. Evet. Yani şu şart, bölge güçsüz devlet, güçsüz ekonomi, güçsüz ordu kaldırmıyor. Bütün dizayn buna göre olmak zorunda. Şimdi siyasete hemen geçelim. Artık tablo netleşti. Cumhurbaşkanı adaylarından 100 bin imzayı toplamak için yola çıkan Meral Akşener, Temel Karamallıoğlu, Doğu Perinçek 100 bin imzayı açtılar. Bunların içerisinde en fazla imzayı Meral Akşener topladı. Ara verelim diyor yönetmenimiz ama şunu toparlayayım ondan sonra artık tablo netleşti diyebiliriz. O tablo netleştikten sonra Cumhurbaşkanı adayları belli olduktan sonra liderler sahaya yavaş yavaş çıkıyorlar deyip burada bir virgül koyalım. Ondan sonra aradan sonra devam edelim. Bir aradan sonra devam edelim sevgili izleyenler. Evet devam ediyoruz sevgili izleyenler. Siyaseti dahası seçimi konuşacağız. 24 Haziran'a artık
daha fazla yaklaşıyoruz sevgili izleyenler. Can Ulusoy ne dedik? Tablo netleşti. Cumhurbaşkanı adayları belirlendi. 100 bin imzaların toplanmasıyla birlikte. Şimdi tamam devam polemiği var sosyal medya üzerinden yürüyor ama olumlu gelişmeler de söz konusu. Muharrem İnce tüm Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret etti. Dün de Cumhurbaşkanı'nı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti ve gerçekten toplumsal uzlaşmayı resmeden bir fotoğraf karesi verdiler. Beklendiği gibi böyle kutuplaşmaların yaşanacağı bir seçim sürecinin işaretlerini almıyoruz. Ne dersin? Şimdi eğer Muharrem İnce ikinci tura kalmayı istiyorsa veya kalırım diyorsa zinhar kutuplaşmadan kaçınması lazım. Aynen. Çünkü Tayyip Erdoğan'la Muharrem İnce'nin ikinci tura kaldığı ve kutuplaşmanın olduğu bir yerde Tayyip Erdoğan fark kazanır. Atar. Niye? Çünkü en nihayetinde Muharrem İnce solcu ve seküler bir partinin temsilcisi olarak görülür toplumda. Değil mi? Yani muhafazakarlarla sekülerler arasında bir %70-30, %65-35 bir seçim yapacak olsa toplum Tayyip Erdoğan yönelir. Ama Muharrem İnce bunu öngörmüş ve söylemlerini Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kurmuyor. Daha farklı bir strateji izliyor. Ya bak mesela sertleşilebilir. Ama siyasetin dili çok bozuldu ya. Hani şeyi duymak istemiyorum. O ben kendim adına çok rahatsız oluyorum artık. O seviyenin çok düştüğü. Çünkü siyasetteki bu seviye düşüklüğü toplumun her yerine yansıyor. Yani onların birbirlerine ağır hakaret ettiği yerde millet birbirini vuruyor işte. Tabii. En son gördüğün İYİ Parti'den biri vefat etti o şekilde. Yazık günah. Şimdi bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken bu. Neden? Muharrem İnce'nin aday olmasının CHP için şöyle bir yönü var tabii. O reddedilemez. Meral Akşener'e gidebilecek muhtemel ulusalcı oyları CHP'de bıraktırmış oldu. Tabii. Yani işte CHP'nin bir çeyrek oyu vardır ya. %25. O tamam yani. Muharrem konsolide İnce ettiler onu. Konsolide etmiş olur. Şimdi o yüzden Meral Akşener'e göre ikinci tura kalma ihtimalinde daha bir yüksek adım görünüyor. Önde gözüküyor. Fakat şöyle düşünebilir insanlar. Bir de bir rüzgar estirdi. CHP tabii örgütlerine bir dinamizm kattı, heyecan kattı. Ama işin düğümleneceği şey ne? Yani ikinci turda muhafazakarların ve Kürtlerin oyunu kim alacak? Kim alacak, evet. Yani Kürtler derken HDP'nin aslında. Şimdi HDP'nin oylarının yönelmesi bakımından Muharrem İnce daha avantajlı. İşte Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Öbür taraftan milletvekili dokunulmazlıkları konusunda itiraz etti ki milletvekili dokunulmazlığı konusunda itiraz etmek için hani HDP'li olmaya gerek yoktu veya onlara sahip çıkmaya gerek bile yoktu. Mesela burada konuştuk. Ben PKK'ya karşı topyekün mücadeleyi savunan bir insanımdır her zaman ama milletvekilliği dokunulmazlığına gelince onun çok kurcalanmaması gereken bir şey olduğunu her zaman savunurum. O yani milletvekilliği dokunulmazlığını sağlamaması gerekir. Evet. Farklı bir şey. Ya yani Kürtlerin gözünde bir Meral Akşener, Muharrem İnce Meral Akşener değil. Ve Meral Akşener'in şeyden, ya yani şimdi Meral Akşener'in Kürtlerden yani HDP tabanından oy alma ihtimali çok, çok zayıf. Düşük. Diğer taraftan da Meral Akşener'in sıkıntısı ne? Belirli kesimler yine, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebilecek olan belirli kesimler Meral Akşener'e oy vermeyebilirler. Hani ekserisi verir de %10'u 20'si CHP seçmeninin vermeyebilir. Meral Akşener'in avantajı ne? Toplum şöyle düşünebilir. Yani muhafazakar oylar eğer Muharrem İnce bir yerde kalırsa tamamen Tayyip Erdoğan'da bütünleşir. Akşener hiç olmadı onu böler. Yani baktığında aslında öyle nötrlüyor birbirini. Yani Muharrem İnce de olsa öyle ya da böyle ikinci turun Akşener yani olsa ikinci turda kazanma ihtimali tabii Tayyip Erdoğan'ın çok çok yükseliyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi işte İlhan Kesici gibi Abdülhatif Şener gibi bir isimle çıkaydı ikinci turun Tayyip Erdoğan açısından rahat olacağını söylemek mümkün olmazdı. Ama Muharrem İnce'nin bir şansı var. Kalırsa bir psikolojik üstünlüğü kaybetmiş olmaz mı? Ama şimdi şöyle düşün. İktidar mesela %49'a %25 birinci adayla ikinci aday.
arasındaki fark ama diyelim. Tamam da muhalefetin diğer oylarını ama blok hepsini, olarak düşünelim. Ama blok olarak o adaya gelecek diye bir garanti yok. İktidarın bloğunda üst üste koyduğumuzda bir anlam ifade ediyor mu? Ama şey var. Yani mesela Milliyetçi Hareket kritik Partisi. Kritik olan şu Mustafa. İktidar, kritik olan AK şu Parti ikinci tura katılım Partisi. Düşerse o %49 %52-53'e tekabül eder. Yani katılımla alakalı bir şey. Şimdi mesela şu insanlar var değil mi? Sona Tayyip Erdoğan'la Meral Akşener kalırsa ben ikisine de oy vermem. Diyenler var tabii. Veya Tayyip Erdoğan'la Muharrem İnce kalırsa ben ikisine de oy vermem. Bu oy vermem diyenler zaten garanti Tayyip Erdoğan'a ilk turda da vermediler. Tabii. Doğru. Yani o açıdan o oy vermem demek Tayyip Erdoğan'ı etkilemiyor. Seçime katılım oranı düşerse Tayyip Erdoğan'ın şansı daha da yükseliyor. Şimdi o açıdan Muharrem İnce'nin tek bir şansı var. O da şu. Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde toplumu cepheleştirmesini engelleyecek bir dili kullanmak zorunda. Bunu başarabilirse Kürtlerden de muhafazakarlardan da yani Tayyip Erdoğan'a muhalif olan veya AK Parti'den de kayması mümkün olan oylar bir şekilde Muharrem İnce'ye gidebilir. Yani Türkiye'de bunu öngörürler. Yani AK Parti bugüne kadar siyasi öngörüleri fazla isabetli olan bir ekiple çalışıyor. Ama bak referandumda yani, bunu yapamadı bir. İki, biliyorsun rahmetli Erol Olçok yok. Yok. Yani şimdi Erol Bey'in yürüttüğü kampanyalara ve kampanya diline bakıyorsun. Yani ama 1 Kasım'da yaptılar. Ama 1 Kasım 7 çok Haziran'da, özel. Bak, 1 Kasım'ın koşulları 7 Haziran'da Davutoğlu liderliğinde girdi. 1 Kasım'ın koşulları çok başka. Yani onu zaten hani konuştuğumuz için tekrardan üstüne durmuyorum ama 1 Kasım'ın koşulları çok başka. Şimdi zaten kritik olan şu. Tayyip Erdoğan'ın oyu 7 Haziran düzeyindeyse MHP ve Büyük Birlik Partisi 12. tura birinci turda kazandırmaya yetmez. 1 Kasım'daysa, 1 Kasım'daysa zaten, iş bitmiştir. Birinci turda iş biter. Şimdi hiç kimse tabii 1 Kasım'daki gibi düşünmüyor AK Parti. Bak, yani referandumu baz alıyor AK Parti. Evet. Ve yani şimdi, bu işte metal yorgunluğu, belediye başkanlarının görevden alınması, ilçe ve teşkilatlarının görevden alınması hep bu referandumun baz alınarak yapılmış hamleler olarak şimdi görüyoruz. Referandumda tahmin ediyorum evet oylarının oranı, evet oylarının AK Parti katkısı %45'e yakındı. Evet. Şimdi bu ucu ucuna eğer aynı oyu alırsa, çünkü MHP artı BBP'nin %5'lik katkı yapacağına da çok emin değilim. Ama diyelim ki yaptılar, böyle 49,5'la ikinci tura kalabilir ya da 50,5'la işte geçebilir gibi bir şey olur. O şeyi belirleyecek. Yani 1 Kasım'la 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki o geçiş oraya nereye gitti? O zaten bütün seçimlerin kilit seçmen kitlesi bu. Ve şu bile önemli. Mesela bak ikinci tura kalamayacak olan partilerin tavrı. Tabii. Saadet Partisi seçmeni. İyi Parti de var. Bak, olabilir bunun. Saadet Partisi seçmeni bilinçli hareket edebilir. Hani herkes şey diyor ya, ikinci tura kalırsa Muharrem İnce ile Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi oyları Tayyip Erdoğan'a gider. Ona emin değilim. Şundan emin değilim. Örgütlüler seçmeni. Saadet Partisi örgütlü bir parti. Çok oy almıyor ama kendi örgütlü gücünün oyunu alıyor. Şimdi Saadet Partisi şunu biliyor. AK Parti gücünü koruyup devam ettiği müddetçe kendinin başarılı olma şansı Saadet tasfiye olur. Yani şimdi Temel Karamollaoğlu tasfiye olmaz ama %1'lerde gezer. Temel Bey kaç yaşında? Yani artık, başkası Temel gibi gider, başkası ama bak, gelir. Şey eskidi. Ekip yaşlandı. Oraya yeni bir dinamizm getirecek olan Saadet Partisi'nin iddiasını sürdürecek olması. O yüzden Muharrem İnce de olsa oy gelir. Yani bu burada ikinci tura doğru. Yani Saadet Partisi her şartta AK Parti'nin başarısızlığı üzerine durmak zorunda. Durmak zorunda. Kendi mevcudiyetini devam ettirmek için. AK Parti'nin de yani onu söylemeden bitirmeyeyim. Son cümle. En büyük handikapı bence Devlet Bahçeli olmaya başladı. Yani Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan arasında, Binali Yıldırım arasında bir dil uyuşmazlığı var. Oluştu. Ve özellikle AK Parti'ye bu noktada Devlet Bahçeli'nin katkısı kadar zararı da olabilir. Oluşmaya başlıyor çünkü Devlet Bahçeli
İyi Parti'den o kadar tedirgin hallere giriyor ki, yani bu toplumun gözünde şöyle bir algı yaratabiliyor. Acaba AK Parti gerçekten bu kadar güçlü değil mi? Çünkü AK Parti'nin en büyük kazancı şu. Yani nasılsa seçimleri Tayyip Erdoğan kazanır algısı. Eğer o algıyı AK Parti kaybederse o zaman işte 7 Haziran bandına çekilme şeyi var, tehlikesi var. Değerli izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya Perşembe yine aynı saatte karşınızda olacağız. Yarınsa gündemin getirdiklerinde yine biz buradayız saat 17.45'te. Şimdilik hoşça kalın. İyi bir gece dileriz.